Bu görseller yapay zeka ile montajlandı. And boxers like smoking a cigar, like playing chess. Hey, listen up, sports and TikTok fans. Gerçek ve sahte arasındaki çizgi bulanıklaşıyor. Artık izlediğimiz görüntülerin gerçekliğini sorgulamak zorundayız. Bu görüntüler eski ABD Başkanı Barack Obama'ya ait gibi görünse de aslında bir aktöre ait. İnsanlığın karşılaştığı en büyük siber tehlike deepfake. Bir canlandırmanın çok ötesinde son derece tehlikeli iş ve işlemlerin yapılabileceğinin habercisi. Yaşanmamış olayları, yapılmamış konuşmaları deepfake ile gerçekleştirmek mümkün. Derin sahte olarak tanımlayabiliriz deepfake'i. GAN isminde bir teknolojiye dayanıyor. Generative Adversarial Network anlamına geliyor ve temelleri 2014 yılında atılıyor. Daha önce çekilmiş bir videoda yer alan bir kişinin orada olmayan başka bir kişiyle birleştirilmesiyle deepfake uygulamasında böyle karakterler oluşturulabiliyor. Bunun tabii çok ciddi sıkıntıları, sakıncaları olabiliyor. Bir araştırmacı grubun fikri olarak çıkıyor 2014 yılında ve sonrasında da 2017 yılına doğru da artık hayata geçmiş oluyor. Temel olarak iki şekilde çalışıyor. Bir insan yüzü yaratmak, bir de var olan insan yüzlerini değiştirebiliyor olmak. Özellikle siyasi figürlerin, toplumda önemli yer edinmiş insanların, işte meşhur insanların yapmadığı konuşmaları veya görüntüleri üretmek için kullanılmış bir teknoloji. Saniyeler içinde oluşturulabilen deepfake videoların etkisi ise oldukça tehlikeli. Deepfake teknolojilerinin sesi de taklit edebildiği ve birebire yakın çıkartabildiği düşünülürse hiç olmayan konuşmaları gerçekten yapıyormuşsunuz gibi gösterme olasılıkları var. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Peki, orijinal videodan daha doğal ve ayırt edilemez görünen deepfake videolar nasıl anlaşılır? Yazılımın ürettiği video veya işte konuşma içeriğini insanın fark etmesi imkansız. Neredeyse imkansız, hatta imkansız. Bunu anlayabilmek için yazılımlar geliştirilebilir ki geliştiriliyor. Yazılımları geliştirirken de tabii gerçek içerikle sahte içeriği kullanarak aradaki farkı öğretmeniz gerekiyor yazılıma ve bu farkı gördüğü zaman da zaten sahte olduğunu yazılım size bildiriyor. Earth is the cradle of humanity, but you cannot stay in the cradle forever.